Sevgili Peygamberimiz Efendimiz gaybı bilmezdi. İslam bilginleri gaybı mutlak gayb ve izafi gayb şeklinde ayırıma tabi tutuyorlar ise de kafalarımızı karıştırmadan bir daha özet verelim. İnsan aklı ile ve duyu organlarıyla bilinemeyecek olan geçmiş ve gelecek gayptır. Bu gaybı yalnız Allah bilir. Aziz peygamberimiz bilmezdi. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bize bunun bilgisini veriyor. إن سورة شيء. آيت إني أستعيذ بالله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك أي كان برمدك بَنْ الله اللَّهُنْ له benim yanı başımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Ben size melek olduğumu da söylemiyorum. İn ettebiyo illa ma yuha iley. Ben ancak bana indirilenlere, indirilen ilahi buyruklara uyuyorum. Kul yine de ki, ey peygamber. Hal yestevil a'ma vel basir. Bu hakikatleri bilenlerle, görenlerle, görmeyenler bir olur mu? Efela tetefekkerun. Düşünmeyecek misiniz? Aklınızı kullanmayacak mısınız? Sevgili kardeşlerim, sizlere anlamını sunduğum En'am suresinin benzeri pek çok ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Arap suresinin 188. ayeti daha bir farklı bir biçimde bu hakikate dikkatlerimizi çeker. Kul ey peygamber de ki la emluku li nefsi nef'an ve la illa ma sha Allah. Allah'ın dilediklerin müstesna ben kendi nefsime bile bir fayda ve zarar vermeye güçlü değilim. Ve lev kuntu a'lemul gaybe lestekfertu minel hayr. <laughs> Ben gaybı bileydim. Hayırlarımı daha bir artırırdım. Ve mâ su. Hiçbir kötülükle önlemini alacağım için bana ulaşmazdı. Ben ancak bir müjdeleyici ve uyarıcıyım.